Marmara İktisat mezunuyum. Daha sonra Almanya'da iktisat tarihi alanında eğitim aldım. İkinci Abdülhamit dönemi Osmanlı-Almanya silah ticareti konusunu Almanya'da başladım. Daha sonra doktor hocamın Almanya'yı terk etmesiyle biz de yeni bir doktor hocası ve doktora yapabileceğim üniversite bulmak gayesiyle başka üniversitelere başvuru yaptık. Ve İngiltere ve Amerika'dan kabuller aldım. İngiltere'ye gittim. İngiltere'de Birmingham Üniversitesi'nde Profesör Rhodes Murphy'nin yanında iyi bir Osmanlı askeri tarihçisidir. Rhodes Murphy'nin yanında doktorama başladım. Daha sonra Amerika'da Seattle ve Stanford Üniversitelerinde post doktora yaptık. O dönemde Seattle'da hem doktora konumun genişletilmesi hem de farklı konularda özellikle uluslararası ilişkiler konularında çalışmalar yaptık. Stanford Üniversitesi'nde Latin Amerika kürsüsündeydim. O dönemde doktora zamanında çalışmış olduğum Almanya-Osmanlı silah ticareti savunma sanayi anlaşmalarının Almanya açısından bir pilot uygulama olduğunu tabir caizse keşfetmiştik. O pilot uygulamanın bir benzerini uygulamış olduğu Latin Amerika ülkelerinde araştırma yapmak üzere Latin Amerika kürsüsünden kabul aldım. İşte Meksika, Şili, Peru gibi Latin Amerika ülkelerindeki Alman askeri nüfuzunun ve Alman savunma sanayisinin güçlü temsilcilerinin yaptığı faaliyetleri Şili'de vesaire okuma şansımız oldu. Özellikle kullandığımız kaynakların orijinalliği, ondan sonra sorduğumuz sorular açısından değerlendirmeler yapıldı. Bu da bizim için çok tabii bir doktor öğrencisinin nihayetinde duymak isteyeceği şeylerdi. Fakat esas olan şey kullandığımız kaynakların, arşiv kaynaklarının kıymetli olduğunu ve bu kaynakların bir tarih yazıcılığında asıl unsur olduğunu belgelemiş olduk, kanıtlamış olduk. Çünkü belgeler bizi bir yerden bir yere götürdü. Doktora tezi de bu çerçevede oluşmuş oldu. Bir iktisat tarihçisiydim. Ben iktisat tarihini bitirdikten sonra doktora konusunda Almanya'da o dönemde bulunmam hasebiyle Almanya-Osmanlı ilişkileri, iktisadi ilişkilerini inceleme olarak genel anlamda bir alan olarak seçtim. Özellikle savunma sanayisi boş alandı. Çünkü Almanya ile Osmanlı'nın ilişkilerini incelediğiniz o tarihlerde özellikle işte 1870'lerden sonra, 80'lerden sonraki Sultanahmet'teydi o zaman arşivler. O arşiv belgelerine baktığınızda karşınıza sürekli Krupp ismi çıkıyordu. Krupp bir savunma firması, bir silah firması, top firması. Ve boş bir alanda, o alanda hiçbir çalışma daha yapılmamıştı. Ben de iktisadi ilişkilerin içerisinde savunma anlaşmalarının, silah satışlarının yeri nedir sorusunu sormayı kendime soru olarak seçmiştim. Yalnız işin içine girince ve arşivi İşte yani tozlu raflardaki belgeleri tek tek karıştırınca, savunma sanayisi mevzu bahis olunca çok farklı dinamiklerin devreye girdiğini görmüş olduk. Ve bu da bizi özellikle doktora tezini çalışırken artık bir iktisat tarihi çalışmasından daha çok bir diplomasi tarihine, askeri tarihe, kişisel ilişki tarihine vesaire kaydırdı. Burada da esas olan şey arşiv belgelerinin bizzat kendileriydi. Çünkü ben bir tezim vardı, o teze destek sağlayacak arşiv belgesi aramadım. Ben arşiv belgelerini buldum, o arşiv belgelerinden yola çıkarak bir tez ortaya koydum. Yani benim tezimi arşiv belgeleri aslında yazdı. Ben arşiv belgelerini savunmayı düşündüğüm herhangi bir tezin destekleyicisi olarak okumadım. O anlamda arşivcilik anlamında ve arşiv belgelerine dayalı tarihçilik anlamında ben yaptığım işin arşive saygı anlamında önemli olduğuna inandım. Hiç unutmuyorum, arşiv belgelerinde özellikle Alman arşiv belgelerinde gördüğüm nasıl diyelim, bir şifre yazısı vardı. O şifre yazısında Osmanlı İmparatorluğu'nda payitahtta Sultan Abdülhamid'in Yıldız Sarayı'nda görevli Ragıp Bey'in kod ismi olarak Robert olarak kodlandığını ve Robert'in de özellikle saraydaki bilgilerin Alman savunma firmalarına ve Alman makamlarına aktarılmasındaki o etkin vazifesini, etkin duruşunu görünce heyecanlanmıştım. Yani Robert ile Ragıp'ın aynı kişiler olduğunu gördüğüm, fark ettiğim, o belgeyi okuduğum gün geceleyin sevinçten uyuyamamıştım.